Söz sırası Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalım'da. Buyurun Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Bakan, öğle saatlerinde sizden bir destek istemiştik, biliyorsunuz Uşak'taki ana dağıtım doğal gaz borusunun patladığından dolayı ve de size bu istek, sizden destek istemiştim ve de sizlerin de desteğiyle Afyon'dan 2 ekip, İzmir'den 2 ekip, Denizli'den 2 ekip, Kütahya'dan 2 ekip ve Uşak'taki iç tesisat firmalarından 20 ekip, UDAŞ'a ait 17 ekiple toplam 45 ekip şu anda Uşak'ta çalışmaktadırlar. Ancak bir sayacın, yani doğalgaz sayacın reaktivasyon tekrar geri çalışabilmesi için her görevlinin 10 ila 10 dakika arası bir işlem yapması gerekiyor. Bu da yaklaşık 17 bin abonenin olduğu bir ilde ne kadar zaman süreceğini size takdir edene bırakıyorum. Bu sebepten dolayı Sayın Bakan, sizden tekrar çevre illerden ek ekipleri özellikle talep ediyorum tüm Uşak halkına, halkı adına. Sayın Bakan, Uşak'tan bütçe konuşmama gelmeden önce Kütahya Karayolları Müdürlükleri şeftiklerinde kiralık çalışan şoförler 2,5 aydır maaşlarını alamıyorlar. Buradan onlardan gelen mesajı da size iletmek istiyorum. Diğer bir taraftan sizden 3 dönem önce Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken Uşak Çevre Yolu ihalesi yapıldı. 2,5 yılda bitecek olan sözleşmesi vardı. Ancak 2,5 değil 7,5 yıl oldu. Hala bitmedi. Çünkü yeterli bütçeyi vermiyorsunuz. Onun için yapıcı firma hala bu çevre yolunu bitiremiyor. Bunun yanında Uşak Havalimanı, biliyorsunuz Uşak'ta 2 tane tekstil karma organımız ve de organize sanayilerimiz var. İş adamlarımız İstanbul ayağını maalesef karayoluyla gidip geliyorlar. 9 aydır Uşak Havalimanı kapalı. Artık sizin umurumda takdirinizi size bırakıyorum. Diğer bir taraftan Sayın Bakan, K1 belgesine sahip olan firmalar yeni araç almaya kalktıklarında maalesef leasing yaptıramıyorlar. Çünkü kanunda bankaların eli ayağı kolu bağlı. Çünkü leasing yapamıyorlar. Leasing firmalarının K1 belgesi olan firmalara da leasing yapmalarını sağlayacak olan gerekli değişikliği sizden talep ediyoruz. Şimdi gelelim, bir de İstanbul'la ilgili bir küçük bir sorun var. Ondan sonra aslında küçük değil, oldukça büyük bir sorun. Sayın Bakan, siz İstanbul Belediyesi'nde ulaştırmadan sorumluydunuz. Ancak ne olduysa İstanbul Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi olduğundan itibaren bir şeyler değişti. İstanbul Kart'la puantajını yaptıktan sonra 3,5 TL'ye ödedikten sonra Marmara Ray'a aynı şekilde 3,5 TL'ye binebiliyordu. Ancak bunu siz belediyeyi kaybettikten sonra demir yollarıyla para kaybediyor diye dava açtırdınız ve de İstanbul'daki yaşayan vatandaşlarımız işe gelip giderken 3,5 da 7 TL her gün fazladan para ödüyor. Bu da siz İstanbul Belediyesi'nde bunca yıl görev yaptınız. Ancak siz görevi bıraktıktan sonra da vatandaşa böyle bir zulüm getirdiniz. Bunu da İstanbul halkının takdirine bırakıyorum. Gelelim şimdi Sayın Bakan, TÜVTÜRK'le alakalı. Bugün Türkiye'de sadece Doğuş grubunun ve de 2 tane firmasıyla birlikte, ortak firmasıyla birlikte, Akfen ve TÜVSÜİT'le birlikte 550 milyon dolara alınmış olan bir TÜVTÜRK var. Buraya bu da yaklaşık şu an itibariyle 13 yıldır devam ediyorlar. Ancak tek, biliyorsunuz sizler gerçi tek adamla yönetildiğiniz için TÜVTÜRK'ü de tek şirketle yönettirmeye çalışıyorsunuz. Bu da vatandaşımıza ciddi anlamda zulüm getiriyor. Bakın, bugün sadece bir otomobile 5 veya 10 dakikalık bir süreçte 340 artı 80 TL egzoz emisyonu ile birlikte 420 TL. Bugün birçok Avrupa ülkesinde bu rakam en fazla 150, 200, 250, en fazla 300 TL. Siz Türkiye'deki vatandaşımız Avrupa'daki vatandaşlardan çok daha mı zengin de tek adamlık sayesinde, yine tek adam rejimiyle, tek adam firmasıyla vatandaşı soyduruyorsunuz. Buradan özellikle şunu da altını çiziyorum. Vatandaşımızı soydurmayı artık bırakın diyorum. Almanya'da bile yaklaşık, bakın sadece 3-5 tanesini sayacağım. TÜVKÜS, DEKRA, TÜVNORA, MEDİTÜV, SGS TÜV, TÜVRAYNEYM, TÜVZÜİT
CTÜ TÜV ve buna benzer daha birçok firma var. Demek ki Almanya'da bile birden fazla TÜV firması olabildiğine göre Türkiye'de de olması lazım. Neden? TÜV'e giden bir vatandaş eğer aracı ilk seferinde geçmezse bile ikinci sefer için uzun randevular, uzun günler veriliyor. Bu arada hem iş kaybı hem de insanların gerçekten eziyetle karşı karşıya, en önemlisi de tek firma olduğundan dolayı hem rekabet kuruluna da aykırı, vatandaşı da soydurmaya devam ediyorsunuz. Diyelim, gelelim şimdi Sayın Bakan, bunu özellikle size soracağım. Adapazarı süren bitmek üzere ama yenileyeceğim. Tamamlayalım lütfen. Başkan. Sayın Ulaştırma Bakanı, özellikle size sesleniyorum. Adapazarı, Karasu limanları ve sanayi tesisleri, demiryolu bağlantısı altyapı inşaatında firmaya Sayıştay'ın raporlarına göre 73 milyonluk işe 752 milyon TL ödeme, fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Size tekrar soruyorum. 751 milyon 538 bin TL neden fazla ödendi? Sayıştay'ın raporlarındaki bu rakamlar ve de kontrolünden sonra. Bununla ilgili ciddi bir açıklama bekliyoruz tüm vatandaşlarımız adına. Gelelim şimdi Çanakkale Köprüsü'ne. Sayın milletvekili arkadaşlarımız, özellikle Çanakkale milletvekili arkadaşlarımız, biz hiçbir zaman yapılan doğru işlerin karşısında değiliz. Kesinlikle yanındayız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de, Avrasya Tüneli'nin de, Osman Gazi Köprüsü'nün de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de. Ancak burada yapılan yanlış ne? Yapılan, verilen garanti ve de yapılma şekli, yapıldıktan sonra da işletilme şekli. Milleti soyduruyorsunuz. Hazineyi resmen peşkeş çektiriyorsunuz. 5 tane çete var, 5 tane biliyorsunuz. Bunların isimleri tek tek saymama gerek yok. Evet, selamlayalım lütfen Sayın Yalın. Açın. Selam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu beşli çete, bu yapılan bu büyük yatırımların işletmelerini alan, yapan ve işletmelerini alan firmalar. Tabii Zafer Havalimanı da var. En büyük zarar eden bir artık havalimanımız. 50 milyon euroya yapıldı. 39 kat para kazanacak süresi boyunca. Bakın, burada diğerleri yapıldı, devam ediyor. Şimdi yapılan, açılacak olan, 2022'de açılacak olan Çanakkale Köprüsü ile alakalı. Günde 45 bin geçiş garantisi verilmiş, 15 euro artı KDV, %8 KDV'den. Yani 160 TL'ye. Bugün vapurla 35-40 TL'ye geçiliyor. Artı günlük ortalama geçiş sayısı 5-6 bin araç civarında. Siz 45 bin araç garanti veriyorsunuz. Yani bakın, geçmeyecek olan niye rakamı garanti veriyorsunuz ki? Böyle bir ihale taktiği olmaz. Böyle bir ihale şartı olmaz. Resmen hazineyi bu beşli çeteye kene gibi yapıştırdınız. Kene gibi soyduruyorsunuz. Kanını emdiriyorsunuz hazineyi. Yani biz biraz önce Ulaş kardeşimin söylediği gibi, biz iktidara geldiğimizde göreceksiniz Sayın Bakan. Bu beşli çeteden biz bu milleti kurtaracağız. Teşekkür ediyorum Sayın Yalın. Sayın Yalın, Sayın Bakan. Bana bakıyor, bana Sayın Bakan. Sayın Özkan. Sayın Özkan. Sayın Bakan. Sayın Bakanlar. Biraz sonra müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Sayın Özkan. Sayın Özkan. Sayın Bakan. Sayın Özkan, lütfen. Sayın Özkan, teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun Sayın Özkan. Sayın Özkan. Sayın Özkan, lütfen. Lütfen Sayın Özkan. Sayın Özkan. Ya Sayın Özkan, çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Hayır, yok.